Abdülkadir Selvi ABD ile İran anlaşıyor mu? Paşinyan ne yapıyor? Oysa dostlar düşman oluyor, düşmanlar dostluk köprüleri kuruyor. Bu süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi tecrübeli bir liderin Türkiye gemisinin dümeninde olması çok önemli. Ukrayna savaşından önce Ermenistan'ın ABD ile ortak tatbikat yapacağı söylense kimse inanmazdı. Paşiyan'ın, Putin'in Ermenistan topraklarına ayak bastığı anda savaş suçlusu olarak tutuklanmasını sağlayacak, Roma anlaşmasını onaylatmak isteyeceği ise rüyada görülse inanılmazdı. Hadi bir adım daha ileri gidelim. İran'ın, büyük şeytan, dediği ABD ile gizli işbirliği içine girdiği iddia edilse hemen yalanlanırdı. Erdoğan'ın dörtlü zirve önerisi. Ama tüm bunlar yaşanıyor ve kısa bir süre sonra yeni müttefikliklerin ve yeni düşmanların sahneye çıkacağı bir tablo ile karşılaşacağız. Türkiye tüm bunların farkında. Yani bir rüyadan uyanır gibi uyanmayacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aliyev, Putin ve Paşinyan ile dörtlü zirve önerisinin altında bu yatıyor. Yeni Zelenski mi olacak? ABD Paşinyan'dan yeni bir Zelenski yaratmaya çalışıyor. Ama Paşinyan, Zelenski'nin ve Ukrayna'nın durumunu görmüyor. NATO zirvesinde yalnızları oynayan bir Zelenski vardı. Ülkesi savaş halinde. Ve ilginç olanı bu savaşın ne zaman biteceğini Zelenski de bilmiyor. Bildiği tek şey savaşı devam ettirdiği sürece koltuğunu koruyacağı. Savaş bittiğinde Zelenski de olmayacak. ABD, İran'a karşı 8 yıl boyunca savaştırdığı Saddam Hüseyin'i savaş bittikten sonra düşman ilan etti. Saddam nerede? Savaş bitince Zelenski de olmayacak. Paşinyana mesaj. Paşinyan ABD'nin desteğine çok güveniyor ama karşısında Putin, Aliyev ve Erdoğan gibi bir üçlü blok olduğunu unutuyor. Paşinyana Amerika'nın aklıyla hareket etme, bölge ülkeleri olarak biz çözelim deniliyor. ABD'ye güvenip ikinci Zelenski olmaya kalkışma, bu işe müsaade etmeyiz mesajı veriliyor. Çevreleme politikası ABD Çin'i, Hindistan, Japonya, Tayvan ve Güney Kore ile Rusya'yı, Ermenistan ve İran'la çevreleme politikası yürütüyor. Hindistan'daki G20 zirvesine Rusya ve Çin devlet başkanları katılmadı. G20'nin hemen ardından Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un Rusya'yı ziyaret etti. Çin ise Rusya ve Kuzey Kore ile bağlarını güçlendirerek bu hamleye karşılık vermeye çalışıyor. İran-ABD gizli görüşmeleri Burada ABD ile gizli işbirliği içine giren ülke ise İran. Şimdiye kadar ABD ambargosunu Çin ve Rusya desteği ile aşmayı başaran İran'ın son dönemlerde ABD ile ilişkilerini düzeltmek için bir dizi gizli görüşmeler yaptığı ifade ediliyor. İran'ın 7 milyar euro parası. Hatta ilişkilerin belli bir seviyeye getirildiği söyleniyor. ABD'nin İran'ın Avrupa bankalarında olan dondurulmuş hesaplarından 7 milyar euroyu serbest bıraktırmayı taahhüt ettiği ifade ediliyor. 7 milyar euronun Güney Kore üzerinden ve 6-7 değişik kanaldan İran'ın hesaplarına gireceği söyleniyor. Bu ilişkiler ağı Ermenistan'ı kışkırtan ve Zengezur koridorunu engellemeye çalışan İran'ın arkasında büyük şeytan dediği ABD mi var? sorusunu gündeme getiriyor. Özgür Özel tabanda heyecan uyandırdı mı? Özgür Özel CHP genel başkanlığına adaylığını ilan etti. Bu duruma en çok sevinenlerden birisinin de Kılıçdaroğlu olduğu muhakkak. Kılıçdaroğlu bir dönemler prensi olan Özgür Özel'i yenip kendisini şampiyon ilan etmeye hazırlanıyor. Ama Kılıçdaroğlu'nun hesap hatası yapmaması gerekiyor. Çünkü partide Özgür Özel'i aşan bir ölçüde değişim talebi var. Kılıçdaroğlu'nun şansı Özgür Özel değişim talebini karşılayacak doğru aday değil. Canan Kaftancıoğlu'nun işaret ettiği gibi Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun uyguladığı politikaların meclisteki en yılmaz savunucusuydu. 8 yıllık grup başkan vekilliğinde gösterdiği sadakat nedeniyle Kılıçdaroğlu başkasını değil onu grup başkanı seçti. Bu nedenle Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'nun yaptığı Zoom toplantısında en çok Özgür Özele şaşırdığı söyleniyor kendisini gözyaşları ile uğurlayan Özgür Özel'in bürütüsü olduğunu o zaman fark etmiş. İyi iyi her Sezar'a bir bürütüs gerekli. Gençleri karşısına aldı. Özgür Özel, genel başkanlık yarışına çıkarken ilk hatasını yaptı. Grup başkanlığından istifa etmedi. Böylece koltuğa yapışmış görüntüsünü verdi. İkincisi İzmir Kongresi'nde tepkiyle karşılandı. Gençlerin umudu Kılıçdaroğlu, sloganı atan gençlere, beni Süleyman Soylu susturamadı. Bu talimatı veren de susturamaz, karşılığını vererek Kılıçdaroğlu'na meydan okudu. Ama aynı zamanda parti gençliğini karşısına aldı. Her kongrede gençler karşısında olacak. Özgür Özel, bir, tartışmalı tüzüğü hazırlayanlardan biriydi. 2. Kılıçdaroğlu'nun helalleşme politikasını destekleyenlerin başında geliyordu. 3. 39 milletvekili verilmesine karşı çıkıyor ama milletvekili listelerini hazırlayan komisyonda yer alıyordu. Özgür Özel bunların öz dahi vermedi. Handikapları. Şimdiden iki önemli bir handikapı oluştu. Bir, emanetçi değilim demesine rağmen, Özgür Özel daha kürsüde konuşurken Ekrem İmamoğlu destek tweet'e attı. Bu, Özgür Özel benim adayım olarak yorumlandı. Böylece istemeye istemeye de olsa Özgür Özel'in üzerine Ekrem İmamoğlu gölgesi düştü. 2. Ecevit, İsmet Paşa'ya karşı aday olurken genel sekreterlikten istifa etmişti. Deniz Baykal Erdal İnönü'ye karşı yarışa girerken CHP genel sekreterliğinden ayrılmıştı. Muharrem İnce Kılıçdaroğlu'na karşı aday olurken CHP grup başkan vekilliğini bırakmıştı. Özgür Özel bunları yapmayarak CHP geleneğine ters düştü. Heyecan uyandırmadı. Peki Özgür Özel toplumda ve CHP tabanında bir heyecan uyandırdı mı? Uyandırmadı. Ne CHP'liler, Özgür Özel gelsin partiyi kurtarsın diyor ne de Türk halkı ona yeni umudumuz gözüyle bakıyor. Atatürk böyle mi yapardı? Özgür Özel Atatürk'ün emanetine aday olduğunu açıkladı. CHP'yi Atatürk'ün partisi yapmayı vaat etti. Ama Sezgin Tanrıkulu'na sahip çıkınca takke düştü kel göründü. Sezgin Tanrıkulu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 15 köylüyü helikopterden attığını iddia etmişti. Peki, Atatürk başkomutanı olduğu TSK'ya bir CHP milletvekilinin dil uzatmasını kabul eder miydi? Atatürk hayatta olsaydı, Sezgin Tanrı kuluna ne derdi? Sezgin Tanrı kulunu destekler miydi? Özgür Bey, Atatürk'ün ordusuna karşı savaş açan, TSK'yı kimyasal silah kullanmakla itham eden Sezgin Tanrı kulunu destekleyerek mi Atatürk'ün emanetine sahip çıkacaksınız?